Engin Ardıç, eline sağlık Murat. Cumhurbaşkanı Türkçe ile felsefe yapılmaz dedi, ortalık birbirine girdi. Lafın gelişi böyle dedim, ortalığın birbirine girdiği falan yok tabi. Birbirine girenler 3 gazeteciyle 5 üniversite hocası. Arkadaşımız Murat Bardakçı da bunun üzerine birkaç Türkçe felsefe örneği sıralamış. Yakanızı gevşetin, derin bir nefes alın ve ağır ağır okuyun diyor. Sizi bunlardan mahrum etmek istemedim, okuyalım, alın bir Hegel tercümesi. İyi tikel özne ile onun istencinin özsel yanı olarak ilişkilidir ve böylelikle istenç yükümlülüğünü tam olarak bu ilişkide bulur. Tikellik iyiden ayrı olduğu ve öznel istence düştüğü için iyi ilk olarak yalnızca evrensel soyut özsellik belirlenimini, ödev belirlenimini taşır. Bu belirlenimin nedeniyle ödevin ödev uğruna yapılması gerekir. Bu alıntı Hegel'in Tin'in Görüngü Bilimi adlı kitabından Türkçesi öyleymiş. Almancası Phenomenology des Gestes. Kesmediyse devamı da var. Söylenmiş olanlar usun ereksel etkinlik olduğu söylenerek de anlatılabilir. Sözde bir doğanın yanlış tanınmış düşüncenin üzerine yükseltilmesi ve her şeyden önce dışsal erekselliğin yatsınması genel olarak erek biçiminin saygınlığına gölge düşürmüştür. Gene de Aristoteles'in de doğayı ereksel etkinlik olarak tanımladığı anlamda erek dolaysız ve dingin olandır, devimsizdir ki öz devimlidir ve böylece öznedir. Onun devinme kuvveti soyut olarak alındığında kendi için varlık ya da arı olumsuzluktur sonuç başlangıç olanla aynıdır çünkü başlangıç erektir ya da edimsel olan kendi kavramıyla aynıdır çünkü dolaysız olan erek olarak kendiyi ya da arı edimselliği kendi içinde taşır. Yerine getirilmiş erek ya da var olan edimsel ise devim ve açılmış oluştur ama tam olarak bu dinginsizlik kendidir ve kendi başlangıcın o dolaysızlık ve yalınlığı gibidir çünkü sonuçtur kendi içine geri dönmüş olandır. Kendi içine geri dönmüş olansa yalnız yalnızca kendidir ve kendi kendisi ile bağlantılı özdeşlik ve yalınlıktır. Sevdiyseniz devam edeyim. Türk felsefeci kendi yorumunu katıyor. Burada Schelling'in olumsuza, belirlenime, ayrıma geçemeyen özdeşlik felsefesi eleştiriliyor. Bu soyut özdeşlik Spinoza'nın tözü içinde benzer sorunlar yaratır. Onda da töz belirlenimsiz olmak zorunda olduğu için belirlenime geçiş tözün kendi eğdişimi yoluyla değil ama dışsal olarak yapılır. Saltığı göreli olanın soyut karşıtı olarak görmek Hegel'e kişisel bir saltık kavramını yükleyenlerin de içine düştükleri yanılgıdır. Bu sözde eleştiriler Hegel'in neden söz ettiğini bile anlayamazlar ve onda saltık kavramını başat kavram değil bir tür arke olarak alırlar. Hegel'in dizgesinde saltık dizgenin herhangi bir kavramıdır çünkü tüm kavramlar dizgenin eşit ölçüde zorunlu bileşenleridirler. Fena mı oldu? Yeni yılın ilk günlerinde felsefeyle tanışmış oldunuz. Bunlar iyi günleriniz daha neler göreceksiniz. Türkçe felsefe yapılır mıymış, yapılmaz mıymış. Ona da kendiniz karar veriniz. Murat Bardakçı eğer bu Türkçe ise ben de Brad Pitt'im diyor. Vallahi ben de Ernst Hemingway olurum o zaman. Kahrolsun saltığı göreli olanın soyut karşıtı olarak görüp Hegel'e kişisel bir saltık kavramı yükleyen ve onda saltık kavramının başat kavram olarak almayanlar. Engin Ardıç, Sabah.